Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir arıcılık videosu ile yine karşınızdayız. Evet. 2022 yılının bölmelerini kontrol ediyoruz. Bunlar val akımından önce bölmüş olduğumuz kovanlar arkadaşlar. Şimdi bunlara kısa bir kontrol yapacağız. Durumları nedir? Bal, anaarı, yumurta, kapalı yavru ve varroa için kovan dezenfeksiyonu için basit bakterimizi sıktık. Şimdi çıtaları tek tek kaldıracağım. Birlikte bakacağız. Ya Allah. Evet. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kemerinde güzel balını çekmişler. Burada çiçeği bitti ama bal akımı devam ediyor arkadaşlar. Neyden geldiğini tam olarak bilmiyorum. Bakın arkada tek tük. Şöyle sırlamışlar tek tük. Çok fazla bal yok ama yani kemerini ballamışlar. Ortada anaya yumurta alanı bırakmışlar. Anarımız burada göremedik. 4 çıtalık bir arı. 3. çıtasını kaldıracağım. Evet, görmüş olduğunuz gibi paket kapalı yavrusu var. Çok güzel. Kemerde biraz balı var. Boş yerlere biraz şöyle bal çekmişler, az bir şey. Nektar geliyor doğadan. Evet, diğer tarafı da bu şekilde. Güzel gayet. Şimdi ikinci çıtamızı çekeceğim. Arkadaşlar. Ya Allah diyoruz. Ve burada da güzel kapalı yavrusu var. Sarı bir polen geliyor yeni. Neyden geliyor tam olarak bilmiyorum. Kapanmış yavrular, pupaya dönmüş, larvaya dönüşmüş yavrular var. Günlük yumurta var. Evet, çıtanın diğer tarafına bakıyoruz. Anarımızı görebileceğiz mi? Anaların boyalı değil. Ben ayırt etmeye çalışıyorum. Boyamayı da bilmiyorum, daha düşünmüyorum. Böyle anayı aramak biraz da zevkli oluyor aslında. Bazen zor oluyor ama sıcakta görebiliyoruz çoğunlukla. Dikkat ettiğimizde. Bu çıtada da göremedim anaarıyı. Son çıtaya bakacağım arkadaşlar. Şimdi videoda göremesem bile ben videodan sonra detaylı bakarım arkadaşlar. Anayı görürüm. Evet, son çıta güzel bal çekmişler. Kapalı yavrular var. Çıkan yavruların yerine bal çekmişler. Evet, bal geliyor. Yani ne kadar gelir bilmiyorum. Onu zaman bize gösterecek. Anaarı burada mı diye bakıyorum. Evet, anamız burada. Gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Bakın şu an burada. Diziyor. Anamızı gördünüz zar. Evet. Çok güzel. Geziyor. Hızlı hızlı. Çıtanın üstüne doğru geldi. Burada. Evet, anamızı gördük. Şükür. Anamızın sağlığı yerinde. Şimdi bakteri uygulamasını yapalım. Çıta üstlerine. Arkadaşlar ben normalde peteği kaldırıyorum. Peteği kaldırıyorum ve üzerine uyguluyorum. Bunu da göstereyim size. Evet arkadaşlar, çıtaları kaldırıyorum. Böyle petek üzerine. Özellikle arılı olanlara fısfısla sıkıyorum. Doğal Bacillus bakterisiyle varroa mücadelemi de böyle yapıyorum. Bakın bu şekilde. Fısfısla sıkıyorum üzerine. Şöyle göstereyim. Bu çıtamıza da uygulayalım. Evet, bu şekilde
varova mücadelemizi de yapmış oluyoruz arkadaşlar. Kovan içine de sıkabiliriz. Çünkü aynı zamanda kovan dezenfeksiyonunda da kullanılıyor. Aralığınıza dışarıdan gelen bir oğul olduğunda oğulu almadan önce oğulun üzerine de sıkabilirsiniz. Çünkü size ait değilse özellikle üzerinde ne tür hastalıklar var bilemiyorsunuz. Bu şekilde kontrolümüzü sağladık. Videomuzu sonlandırıyoruz. Son bir kovanım kaldı. Onu da kontrol edeceğim ve gideceğim arkadaşlar. Çünkü sıcak çökmeye başladı. Hafta sonu malum. Yani buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Numaramızı da veriyoruz. Bunu bolca sıkabiliriz. Hiçbir sıkıntısı yok. Bacillus bakterisiyle varroa akarının solunum sisteminde kristalleştirme oluşturup ölmesine neden oluyor. Şimdi soracaklar bana, işte uç kovan taban tahtasını kontrol ediyor mu? Çekmeceleri kontrol ediyor mu? İşte ben yapmıyorum arkadaşlar. Daha şimdiye kadar hiç varroa kontrolü yaptığım bir videom yok. Sadece bunu kullanıyorum. Doğal olduğu için. Herhangi bir ilaç veya zehir yok. Bacillus bakterisi faydalı bir bakteri. Herkes araştırabilir. Kimseye tavsiye etmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ben kullanıyorum. Kullanmak isteyen internet sitelerinden bakteriyi elde edebilir. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.